3D Max'in versiyonlarına göre o kadar çok yeni değiştirici gelmedi. Ama gelen değiştiriciler kendi başlarına göre, başlı başına zaten hepsi ayrı bir dünyalar. Hepsinin çok değişik görevleri var. Kullanım şekilleri değişik. Mesela modifier list içerisinde yer alan bir komut ya da araç diyelim biz ona. Modelleme araçları içerisinde de yer alabiliyor. Hani mesela Actable Poly içerisinde yer alan chamfer komutu tek başına ayrıyeten modifier list içerisinde de yer alabiliyor. Hani işlevsellik açısından birbirlerine benziyorlar mı? Evet, benziyorlar ama hani iş akışı sürecinde kullanım farklılıkları gösteriyorlar. Onun dışında yeni eklenen Open Subdivs özelliği var. Hemen burada mesela bir kutu çizelim arkadaşlar. Sonrasında gelelim Modifier List'e. Şimdi bu Modifier List'imiz içerisinde arkadaşlar yeni olarak eklenen Chamfer komutu var. Biraz önce bahsettim. Sonrasında hemen aşağı doğru inelim. Burada Open Subdivs eklendi. Bu Open Subdivs mesela tek başına kullanılamıyor. Open Subdivs'i kullanabilmeniz için Actable Poly'de kullanmanız gerekiyor. Sadece Open Subdivs'in kullanımı, tek başına kullanımı sizin için yeterli olmaz. Actable Poly'de bilmeniz gerekiyor. Şimdi Open Subdivs ne işe yarar arkadaşlar? Modifier list içerisinde yer alan, birazcık bu listeye hakim olan arkadaşlar bilirler. Yumuşatıcı araçlar vardı, işte Smooth, Mesh Smooth, Turbo Smooth gibi. Şu an hatta Mesh Smooth da burada gözüküyor. Bunlar yumuşatma araçlarıdır arkadaşlar. Sizin obje veya nesnenizi yumuşatırlar, daha güzel hatlara kavuşmasını sağlarlar. Tabii bunların iterasyon değerleri de var. Şimdi Open Subdivs sizden aynı zamanda, yani modelleme esnasında obje veya nesnenizin kenarlarında yumuşamalar yapıyor. Ya da siz modelleme yaparken istediğiniz belli kesimlerde sadece yumuşatma sağlayabiliyorsunuz. Hani bu özellikler var. Objenin tamamına değil de hani belli bir kısmına yumuşatma sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun dışında bizim modifier listimizde yeni gelen olarak Pro Optimizer var. Smooth'tan az önce bahsettik. Smooth var. Turbo Smooth var. En çok kullanılanlar bunlar arkadaşlar. Symmetry var. Şimdi 3D Max'i yeni kullanmaya başlamış olan arkadaşlarımız buradaki birçok hani değiştiricinin tam olarak ne işe yaradığını bilmiyor. Mesela sosyal medya üzerinden gelen en çok sorular içerisinde bir tanesi şuydu dikkatimi çeken. Ben bir sandalye modelliyorum diyor. Başladım, sandalyenin modellemesi tam bitecek. Bir yerde bir hata yapıyorum. Bir vertex ya da sandalye üzerindeki çok kritik bir noktadaki poligonu siliyorum ve bütün model bozuluyor. Bu da doğru, bozulur. Sonrasında bu hatayı nasıl düzelteceğimi bilmiyorum. Bütün modeli silip tekrar en başta modelleme yapmak zorunda kalıyorum gibi bir geri bildirim aldım. Onun dışında çok yüksek, ister istemez işte çok yüksek poligon sahneler hazırlamak zorunda kalıyorum. İşte bilgisayar yavaşlıyor, 3D Max kilitleniyor, yanıt vermemeye başlıyor. Kayıt etmeyi unuttuysam işte Max kilitlenip kapandıktan sonra ya her şey güme gitmiş oluyor gibi sorular var. Mesela sahnesi çok yüksek poligonlara sahipse arkadaşlar, Multires değiştiricisini kullanırsanız poligonları düşürürsünüz. Birazdan bunun örneklerini yaparız. Mesela yine modelleme yapma aşamasında mesela çok karmaşık bir modelleme işlemi olduğunu söylemişti geri bildirimde bulunan arkadaş. Ben bunun hepsinin tamamını modellemekte zorlanıyorum. Bayağı vaktim oluyor. Bu sorunu nasıl çözebilirim? Bu sorunu arkadaşlar şu şekilde çözebiliyorsunuz. Ne modellerseniz modelleyin. Modellediğiniz şeyin herhangi bir önemi yok. Onun %50'sini modelleyip hemen zaten şurada karşımıza da açıp simetri değiştiricisiyle objenizin %50'sini simetri olarak öteki tarafa atarsanız
modelleme işlemini bitirmiş olursunuz. Kusura bakmayın, sırada ben de webcam'in açık olduğunu da unutmuşum. Sonrasında arkadaşlar, mesela başka gelen sorular arasında neler vardı? Şimdi bu soruları size anlatıyorum. Bu soruların cevaplarını da vereceğim. Nasıl düzeltebiliriz? Sonrasında dediğim gibi yeni başlayan arkadaşlar için bu modifier liste en çok kullanılan araçların neler olduğunu ve nasıl kullanıldığından bahsedeceğim. Mesela plane ile bir obje yapmak istiyorsanız, plane dediğimiz nesne tek yüzeyli bir nesnedir. Yani bir tarafında yüzey vardır, diğer tarafında yüzey yoktur. Şimdi siz bu plane ile bir obje modelledikten sonra, atıyorum bir bardak modellediniz, bir plane ile her şey yapılabilir. Modellediniz, işte kaplamasını hazırladınız, iş render aşamasına geldi. Ama kaplamayı da atadıktan sonra render'ı aldığınızda nesnenizin bir tarafı simsiyah çıkıyor, kaplamanın bir tarafı bozuk çıkıyor. Şimdi bu sorunu nasıl düzeltirsiniz? Bu sorunu da arkadaşlar burada hemen gördüğünüz shell değiştiricisiyle düzeltebilirsiniz. Şimdi kısaca bu başlık olarak üzerinden geçiyorum. Sonrasında arkadaşlar, mesela yine bir model yaptınız. Modelleme esnasında modelinizde ufak tefek bozulmalar oldu. Düzeltmesi de size çok vakit kaybettirecekse bu işlemin, siz 3DMax'e bu objeyi düzgün bir hale getirmesini söyleyebilirsiniz. Tabii 3DMax'e makul şartlarda, hani gelebildiğinin en iyi seviyesinde düzeltir. Bunun için de ya optimize kullanırsınız ya da pro optimize kullanırsınız. İkisinden birisi arkadaşlar sizin bu işinizi düzeltir. Mesela özellikle nasıl diyeyim size, kumaş yapma işlemlerinde sonrasında mesela bir su materyali oluşturacaksınız. Özellikle animasyonlarınızda sonrasında ya da bir deniz, nehir gibi yüzeyler oluşturacaksınız. Bunu materyal editörden de yapabilirsiniz. Fakat hani bu işin daha kolayı var. Şimdi hemen üst tarafta gördüğümüz Nosy değiştiricisi arkadaşlar. Bu Nosy değiştiricisiyle dalga efektlerini hem böyle tek kare renderlarınızda verebilirsiniz, hem de animasyon olarak da hazırlayabilirsiniz. Yani burada iş bir AutoCAD tuşuna basmaya kalıyor yani. Sonrasında az önce Multires'ten de bahsettik burada. En çok sizin işinize yarayacak komutlar arasında. Sonra mesela arkadaşlar yuvarlak yüzeyli objeler modelleyeceksiniz. Bunlar ne olabilir? Bir vazo olabilir, sürahi olabilir, bardak olabilir, kavanoz olabilir, kova olabilir, çok büyük bir saksı olabilir. Bunları istediği kadar da o yüzeyleri bozuk olsun olmasın. Normalde bu işlem nasıl yapılır? En acemi gözünden baktığımızda bir tane silindir ya da box oluşturursunuz. Adaptable Poly ile sağını solunu yumultarak yapmaya çalışırsınız. Bu da bayağı bir vakit alır. Yapılır mı? Yapılır. Kalitesi sizin Adaptable Poly'ye ne kadar hakim olduğunuzla alakalı bir durumdur. Ne kadar geometriye hakim olduğunuzla alakalıdır. Ama bu işin çok daha kolay arkadaşlar, LATHE komutu var. Şu anda burada gözükmüyor çünkü sahnemizde iki boyutlu bir objemiz yok. Latte'yi kullanabilmemiz için bir tane kesite ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Latte komutuyla sadece modellemek istediğiniz objenin kesitini çıkartarak, AutoCAD'de de çıkartabilirsiniz bunu. Lakitirdimex içerisinde çıkartmanıza gerek yok. Herhangi bir programda da çıkartabilirsiniz. Yeter ki vektörel bir şey olsun. Max bunu otomatik olarak tanır. Sonrasında buna LATE komutunu atadığınız zaman objeniz 360 derece dönerek birbirini tamamlar ve bir anda her şey ortaya çıkar. Sonrasında arkadaşlar cross section var. Çok kolay bir modelleme tekniğidir. Cross section'dan beraber yine surface komutunu beraber kullanırsınız. Buna değineceğiz. Sonrasında mesela çok kafa karıştıran komutlardan birisi var arkadaşlar burada. Cloth, kumaş oluşturma. Halbuki çok basittir.
Birazcık böyle yer çekimi kanunlarından anlıyorsanız çok az bilseniz de yeterli. İşinizi görür. Az önce objeniz modelleme yaptığınız nesneler üzerinde istemeden hatalar yapıp belli bölümleri sildiğiniz zaman nasıl oluşturacağınızdan bahsetmiştim. Cupholes var. Onunla oluşturursunuz. Mesela bir objeye eğim vermek istiyorsunuz. Bunu eğim vermenin birçok yolu vardır. Yani yine Add Bevel Poly ile verebilirsiniz ama bunun daha da bir kolay yolu var. Bent değiştiricisiyle bunu verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunun dışında mesela FFD değiştiricilerimiz var arkadaşlar. Toplam 5 tane. Bunlar kendi içlerinde de zaten ayrı bir yapıya sahipler. Ama kullanımları çok kolaydır. Hani bu değiştiriciler ile bir modelleme yapabilirsiniz. Mesela şu an ekranda hani görmüş olduğunuz bu kutuyu burada sadece FFD 4x4x4 ile veya FFD Box ile bir klozete çevirebiliriz. Bunu çevirme süremiz 5 dakikayı geçmez. Ama normal şartlarda bunu Add Table Poly ile yapmak isterseniz ki gene bunu yaparken Add Table Poly kullanacağız ama sıfırdan 100'e Add Table Poly ile kullanmak, modellemek istediğinizde bayağı vaktiniz alır. Gene nereden baksanız yarım saatte orta düzeyde bir kullanıcı bunu modelleyebilir. Sonrasında arkadaşlar burada değinebileceğimiz başka mirror var. Simetriyle aynı mantıkta çalışır. Arkadaşlar. Sonrasında scale var. Bu Photoshop'taki scale komutuyla aynıdır. Sonrasında taper var. Tessellate var. UVW map var arkadaşlar. Bu objeleriniz üzerindeki kullanmış olduğunuz tekstürlerin en doğru şekilde obje üzerine oturtulmasını sağlar. Wav var arkadaşlar. Bu wavlan özellikle animasyonlarda çok işinize yarar. Dalga efekti oluşturabilirsiniz. Dalgalanan bir bayrak efekti ya da rüzgarda savrulan bir kumaş efekti de oluşturabilirsiniz. Başta söylemeyi unuttum arkadaşlar. Son 10 dakika içerisinde sormak istediğiniz sorular olursa bana iletebilirsiniz. Sorularınıza cevap vereceğim. Şimdi arkadaşlar kusura bakmayın, internet bağlantısında bir problemimiz oldu. Bir bağlantı kopukluğu yaşadık. O yüzden yarım kaldı, kesildi. Kusura bakmayın. Şimdi en son Bent değiştiricisini deneyecektik arkadaşlar. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. Tekrar bu aksaklık için özür dileriz. Şimdi hemen pardon, silindir oluşturacağız. Bunu hemen silelim. Evet arkadaş, silindirimizi oluşturduk. Biraz daha uzun bir silindir olsun. Okey. Şimdi sonrasında arkadaşlar modifier liste geliyoruz. Buradan bent değiştiricisini seçtik arkadaşlar. Şimdi bu bent değiştiricisi içerisinde iki tane de gizmo ve center var. Şimdi center objemizin merkez noktasıdır. Gizmo da hareket noktasıdır arkadaşlar. Şimdi hani bu Gizmo ve Center'a çok nadir düzeylerde ihtiyacınız olabilir. Yani çok değişik bir eğim ve kıvrımlı bir obje oluşturmaya çalışıyorsanız ya Gizmo ya Center'ı kullanabilirsiniz. Ama şimdi böyle düz yüzeylerde ihtiyacımız yok. Şimdi arkadaşlar obje buradaki bent axis'teki x, y, z değerleri objemize hangi eksende eğeceğimizi bize soruyor. Şu anda objemiz dikine durduğu için z ekseni otomatik olarak değişir. Ama siz objenizi yatırıp x'i seçerseniz x ekseninde eğim elde etmiş olacaksınız. Şimdi arkadaşlar buradan hemen bent kısmında parametrelerde bent alanındaki değerimizi yükseltelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi objemiz eğildi. Ama hemen aslında buna front penceresinden bakarsak biraz daha detaylı görmüş olacağız. Şimdi arkadaşlar buradaki eğimi oluştururken şurada dışarıdan geçen sarı noktaları görüyorsunuz. Bu aslında olması gereken eğim objemizin. Ama bizim objemiz bu şekilde kırılıyor. Bunun sebebi bizim silindirimizin
segment sayısının az olması. Şu an bunda 5 tane yüzey var. Yükseklik segmenti olarak. Mesela biz bunu 10'a çıkartalım arkadaşlar. Daha yumuşak geçişlere sahip bir eğime kavuştu. Gördüğünüz gibi sarı çizgimizden de aynı yüzeyde gidiyor. Biz bunu daha kaliteli hale getirebilir miyiz? Tabii ki bunu 15 değerine yükseltirseniz daha güzel olur. 20 yaparsanız daha güzel olur. Klavyenizden de 7 tuşuna basarsanız arkadaşlar, hemen şu şekilde basalım. Sahnenizdeki toplam poligon sayısını görebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada tekrar bentiz. Bir de burada da direction değeri var. Şimdi bu direction'ı arkadaşlar buradan bakmayalım. Ne olduğunu anlayamazsınız. Perspektif ekranımızda bakalım. Şöyle hafif üstten görecek şekilde direction'dan oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi objemiz kendi ekseni etrafında dönüyor. Bununla da yönünü belirlemiş olursunuz arkadaşlar. Hangi yönde? Y ekseninde ama önemi arkaya mı, sağa mı, sola mı? Onu belirlersiniz arkadaşlar. Ama merkez noktası her zaman için şurasıdır. Bunu sıfır yaparsanız tekrar eski haline geri gelir. Burada limit var arkadaşlar. Mesela limit seçerseniz hani bu limitte de arkadaşlar objemizde gördüğünüz gibi bozulmalar oldu. Hani pek de kullanmanız gerekmeyen bir seçenek. Şimdi mesela burada Y eksenine getirdiğimiz arkadaşlar objemizi Y ekseninde döndürdü ama tabii ki bozuyor. Dışarıdaki sarı hatta dikkat ederseniz objeyi nasıl büktüğünü de görebilirsiniz. Hemen X'e geçelim arkadaşlar. X ekseninde de bu şekilde bir eğme ve bükme yapıyor. Mesela bunda yelpaze gibi bir yüzey oluşturuyor. Bizim için dik objede en doğrusu arkadaşlar Y ekseninde yapacağımız değiştiriciler. Gördüğünüz gibi bunu çok rahat bir şekilde bükersiniz ve en sonunda zaten 360 derecede objeye bükme işleminiz tamamlanır. Bir nevi donuta benzedi zaten bu kadar eğimden sonra. Bu bükme işlemlerini siz Adaptable Poly'de referans dosyalarıyla da yapabilirsiniz. Hani referans dosyalarından kastım arkadaşlar. Blue printleriniz ya da kesitleriniz varsa onlarla da yapabilirsiniz. Ama Bent ile daha kolay yapılacak bir işlemdir. Şimdi objemiz üzerindeki Bent'i silelim. Birazcık daha şöyle ekranımıza sığdıralım arkadaşlar. Sonra objemizi seçelim. Tekrar modifier listemize gelelim. Şimdi bu objemiz üzerinde arkadaşlar Capholes kullanacağız. Objemizi poly'ye convert ediyoruz. Şimdi siz objeniz üzerinde yanlışlıkla bu poligonu sildiniz. Sonrasında gittiniz buradaki poligonu da yanlışlıkla uçurdunuz. Şuradan da belli bir kısımdaki şöyle göstereyim. Poligonları sildiniz. Mesela buradan da şuradaki poligon silindi. Yani objeniz bozuldu da bozuldu. O şekilde söyleyeyim size arkadaşlar. Şimdi böyle bir durumda ne yapıyorsunuz? Modifier listten arkadaşlar çok basit. Kapo istiyorsunuz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Yani bu internet yüzünden bayağı bir sıkıntı oldu. Hani özür dilerim tekrar. Umarım yine bağlantımız kopmaz. Sorunsuz bir şekilde devam edebiliriz. Şimdi nerede kalmıştık arkadaşlar? Capholes ile bozuk olan yüzeylerimizi tamamlıyorduk. Şuradaki yüzeyi ben oluşturmuştum. Bağlantı koptuğundan haberim yoktu. Hemen bu işlemi geri alıyorum arkadaşlar. Tekrar sizin de görebileceğiniz şekilde yapalım. Şimdi arkadaşlar Capholes'un üstüne Modifier listten Adaptable Poly'yi ekledik. Sonrasında burada olmayan yüzeyimizi Create aracıyla oluşturuyoruz. Aynen bu şekilde. Snap'tan vertex açık olursa işlemimiz daha doğru bir şekilde gerçekleşir. Evet. Şimdi Snap'ımızı geri kapatalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yeni yüzeyimiz oluştu. Ama hani
yapacağınız hata içerisinde iki obje arasındaki bağlantıyı sağlayan segmentler koparsa kaplumbağanın hepsini ayrı bir nesneymiş gibi algılar ve onları birleştirmez. Sadece birbirleri arasında bağlantısı olan objeleri, yüzeyleri birleştirir diyelim biz buna. Şimdi arkadaşlar kapasite bu şekildeydi. Hemen birazcık da hızlandıralım dersimizi çünkü bayağı bir vakit kaybettik. Sonrasında mesela üzerinden kapasitesi bütün objemizi komple silelim. Sonrasında arkadaşlar gelelim ne oluşturalım? Bir box oluşturalım. Çok da büyük bir şey olmasın. Bunu merkezimizi ortana ve sonra seçili hale getirelim. Modifier listemizi tıklayalım arkadaşlar. Sıradaki değiştiricimiz chamfer. Şimdi zaten objeye ekler eklemez arkadaşlar. Hemen kenardaki kırma işlemlerini gerçekleştirdi. Şimdi bu chamfer içinde arkadaşlar iki tip chamfer oluşturma seçeneğimiz var. Birisi quad chamfer yapabiliyorsunuz. Ya da dilerseniz standart chamfer'da kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an default olarak quad chamfer geliyor. Çünkü quad chamfer arkadaşlar daha iyi bir seçenektir. Objelerin kenarlarını daha güzel kırma işlemini gerçekleştirir. Yuvarlama işlemlerini gerçekleştirir arkadaşlar. Ama siz standarda geçerseniz bu şekilde bir kırma işlemi gerçekleştiriyor. Quad'da ise bu şekilde gerçekleştiriyor arkadaşlar. Buradaki amount değeri gördüğünüz gibi bir arkadaşlar biz bunu yükseltiyoruz. Yükselttikçe de objemizin yüzey kırılma işlemi daha fazla oldu. Segment sayımız 1. Biz bunu 5'e çıkartalım. Tansiyon değerinde 2 yapalım arkadaşlar. Tamamdır. Gördüğünüz gibi objemizin kenarlarını kırma işlemini gerçekleştirdi arkadaşlar. Ekstra hiçbir şey yapmadık. Hani bu şekilde bir nesne oluşturmak istiyorsanız objemize biraz daha yaklaşalım. Kırma işlemlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Oldukça kaliteli bir şekilde kırma işlemini gerçekleştiriyor. Biz bu işlemi standartta yapsaydık arkadaşlar. Yani şu kenarları da kapatalım. Bu şekilde objemizi görelim. Bu şekilde kırma işlemini gerçekleştiriyor. Kullanımı arkadaşlar oldukça kolay. Hemen bunun altında Open Chamfer özelliği var arkadaşlar. Şimdi Open Chamfer seçeneğini seçerseniz hemen gördünüz. Objeniz üzerinde chamfer uyguladığınız bölgeleri kapatır. Yani yok eder. Silmiyor. Sadece gizleme yapıyor. Bu yüzeyleri arkadaşlar açık bir şekilde görebilirsiniz. Standart chamfer'da sadece chamfer uyguladığınız yüzeyleri yok edebiliyorsunuz. Ama quad chamfer özelliğinde bunun invert seçeneği de vardı arkadaşlar. Yani tam tersini yap derseniz aksine yuvarlama yaptığınız yüzeyler kalır. Chamfer uygulamayan yüzeyler gider. Ve bu şekilde bir nesne küp de diyebilirsiniz arkadaşlar buna. Elde edebilirsiniz. Bunun üzerinde uyguladığımız 5 segment seçeneği 180'si bunu 3'e düşürsünüz, 2'ye düşürsünüz. Fark etmez. 1 bile kullanabilirsiniz. Hani kalitesinden bir şey kaybetmiyor arkadaşlar. Limit efekt var. Bu seçili kalmasında fayda var arkadaşlar. Burada input options kısmında arkadaşlar from material ID var. Şimdi buradan seçerseniz different material ya da same material seçeneklerinden birisini kullanabilirsiniz. Yani sizin materyal editörünüzde ID atamış olduğunuz materyalleri direkt burada hiç uğraşmadan nesneniz üzerinde uygulamasını sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen onun altında yer alan output options seçeneği var arkadaşlar. Yine set chamfer materyal var. Bunu seçerseniz materyal ID numarasını girdiğinizde eşleşen materyal buraya atanıyor. Smooth var arkadaşlar. Otomatik olarak yumuşatma işlemini sağlıyor. Hani buradan Enter Object ya da Chamfer Only seçebilirsin. Sadece kırma yaptığı yüzeylere de yumuşatma verebilir ya da objenin tamamına yumuşatma girdisi sağlayabilir arkadaşlar. Buradaki tane şu seçeneği de arkadaşlar objenizin nasıl diyeyim size tam da hani bunu Türkçe olarak sizin anlayacağınız dilde anlatmak. Objenizi birazcık da
iyileştirme sağlıyor arkadaşlar. Hani maksimum seviyede daha düzgün bir görüntü elde etmenizi sağlıyor. Şimdi travel komutunu bu şekilde inceledik arkadaşlar. Sonrasında gelelim bakalım sırada ne var. Travel komutunu denedik arkadaşlar. Evet, çok güzel bir komut Cloud. Arkadaşlar tabii ki Cloud değiştiricisini bir box üzerinde denemeyeceğiz. Şimdi buradan shapes alanına geliyoruz arkadaşlar. Bir tane böyle ince uzun bir iki boyutlu rectangle oluşturduk. Sonrasında modifier listimize geliyoruz arkadaşlar. Bizim modifier listimizde garment maker var. Cloud işleminde Garment Maker'ı kullanmak zorundasınız arkadaşlar. Zorundasınız diyorum çünkü Garment Maker olmadan da Cloud elde edebilirsiniz ama sonuçları kaliteli olmaz ve bayağı da bir uğraşırsınız. Hani bunu söylemeden geçmeyeyim. Ciddi olarak uğraşırsınız. Garment Maker seçiyoruz arkadaşlar. Burada herhangi hiçbir ayarına dokunmanıza gerek yok ama isterseniz burada figür dahil edebilirsiniz. Şimdi objemizi seçelim ve hemen yaklaşalım. Evet, bizim objemiz bu şekilde arkadaşlar. Bunun yanına düşme işlemi gerçekleştirileceği bir objemizi de çizelim. Şöyle ya da şöyle tab artı şeklinde olsun bir tane box çizdik arkadaşlar. Şimdi garment maker'ımızı seçiyoruz. Yukarı doğru kaldıralım. Ha, bu kadar kaldırmak herhalde yeterlidir. Okey. Sonrasında arkadaşlar Cloud işlemini yaparken dikkat etmeniz gereken iki husus var. Bir, negatif obje. İki, pozitif obje. Şimdi pozitif obje ve negatif obje nedir? Pozitif obje arkadaşlar kumaş şeklini alacak objemizdir. Negatif objemiz ise kumaşın düşeceği yüzeydir. Yani buradaki box'ımız negatif obje, üstündeki objemiz pozitif obje oluyor. Şimdi bizim de cloud değiştiricisine uygulayacağımız nesne pozitif olan nesne olmak zorunda. Bunda garment maker olabilir. Hiçbir önemi yok. Buraya geliyorsunuz. Cloud diyorsunuz arkadaşlar. Demekle bitmiyor. Obje properties diyoruz arkadaşlar. Şimdi biz burada Cloud'a hangi nesnemizin kumaş olacağını söyledik. Ama düşeceği yüzeyi söylemedik. Buradan da add object diyoruz arkadaşlar. Sahnemizde zaten sadece bir tane box var. Add dedik. Şimdi buradan box'ımıza kolisyon obje diyoruz arkadaşlar. Kalıyor. Rectangle'a geliyoruz. Cloud'u seçiyoruz. Mesela burada birçok kumaş çeşidi var arkadaşlar. Buradan cotton'u seçebilirsiniz. Bırakırsınız. Sonra tekrar kontrol edelim. Bak ayarlarımız kaymış. Burada bir ufak tefek kaymalar yapabiliyor arkadaşlar. Aklınızda olsun. Kontrol edin kullanım esnasında. Tekrar kolisyon obje dedik. Hemen altından Cloud'u seçtik. Bir daha kontrol. Okey diyoruz arkadaşlar. Yine bir kontrolü yaparak işimizi sağlamalım. Doğru. Doğru. Burada kodluğunun seçili olmamasının herhangi gibi bir önemi yok arkadaşlar. Objemiz kumaş taklidi yapacak. Şimdi asıl kumaşımızı oluşturmadan önce arkadaşlar bir kere bir simülasyonunu görmemiz lazım. Final aşamasına geçmeden önce. Burada bu aşamayı görmek için simulate local demeniz yeterli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar obje düştü. Ben burada durdurana kadar da bizim bu objemizin hesaplanması sürer. Ama burada şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz simülasyon parametreleri içerisinde bir santimetre bölü unit değeri var. Bir de gravity seçeneği var arkadaşlar. Şimdi santimetre bölü unit kumaşınızın santimetre kare başına uygulayacağı basıncı ya da ağırlık da diyebilirsiniz ona. Onu belirler. Aşağıdaki gravity yer çekimi demektir zaten.
Yani ne kadar bir hızla yer çekimi kuvveti uygulanacağını buradan belirtebilirsiniz. Mesela şu anda -980'lik özür dilerim. -980'lik bir yer çekimi kuvveti uygulanıyor. Mesela biz bunu 100'e düşürelim. Buradan bir simülasyon diyelim arkadaşlar. Tekrar simülate local state. Okey. Tekrar simülate local diye. Düşme hızını görüyor musunuz arkadaşlar? Yer çekimi etkisi azaldı. Obje daha ağır bir şekilde nesnenin üzerine düşüyor. Daha soft bir etkide daha kaliteli bir sonuç elde ediyorsunuz. Hemen durduralım. Resimlasyon, process state diyelim. Bir de burada santimetre bölü başına uyguladığı ağırlığı bir seviyesine düşürelim. Onu da azaltalım. Tekrar simüle deyip bekleyelim arkadaşlar. Zaten objemiz yavaş bir şekilde düşüyor. Evet, bu şekilde bırakalım. Bizim için yeterli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, objemizin bu tarafını daha uzun bırakmışız, bu tarafını daha kısa bırakmışız. Şimdi bu kumaş oluşturma ayarı sizin için yeterli ise tekrar reset diyorsunuz, please diyoruz ve final işleminin gerçekleştirileceği buton, simulate butonuna tıklıyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli husus şu arkadaşlar. Şimdi bu bizim kumaş etkisini oluştururken animasyon mantığında oluşturulacak bir animasyon haline getirecek. Şu anda aşağıda timeline kısmında gördüğünüz 100 frame'lik bir animasyonumuz var. Bakalım 100 frame yetecek mi, yetmeyecek mi? Bunu da hemen görelim. Simüle diyor. Zaten burada arkadaşlar ayrı bir pencere çıktı. Hesaplamaların yapıldığı. Bakalım. 100 frame fazla da gelebilir, az da gelebilir, yetebilir de. Yetmedi arkadaşlar. Yani yarım kaldı. Şimdi bu durumu nasıl düzelteceğiz? Hemen arkadaşlar buradaki timeline konfigürasyona giriyoruz. Buradaki bu değerimizi 130 yapsak bizim için yeterli. Pardon, 1300 oldu. 130 yapalım. Okey. Diyelim. Hemen işlemimizi başa aldık ve tekrar simüle ediyoruz arkadaşlar. Bakalım yetecek mi? Belki de fazla gelecek. Evet arkadaşlar, son 15 dakikamız içerisindeyiz. 5 dakika içerisinde de size latte değiştiricisini anlattıktan sonra arkadaşlar sorularınızı alabilirim. Şimdi kumaşımızı arkadaşlar gördüğünüz gibi oldukça güzel bir şekilde oluşturdu. Cloud değiştiricisi de bu şekilde. Şimdi hemen gelelim arkadaşlar. Bunu da silelim. Son olarak size latte değiştiricisini anlatalım. Left penceresine gelelim. Kopmalar yüzünden böyle oldu arkadaşlar. Tekrar özür dilerim. Şimdi böyle bir pardon, geri alalım hemen bu işlemimizi. Bunu silelim, tekrar oluşturalım. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Bir kesitimiz var diyelim. Slide'lar ile oluşturduk. Gelelim şuradaki keskin noktalarımızla fillet oluşturalım. Tam bir yuvarlak olsun. Şimdi bunda yapacağımız işlem bu kadar arkadaşlar. Bundan sonrasında bu objeyi 3 boyutlu hale getirebilmek için az önce Add-Table Poly'de gözükmeyen ama şimdi gözüken latte değiştiricisine tıklıyoruz arkadaşlar ve hemen ardından perspektif penceresine geldik. Şimdi gördüğünüz gibi buradan grid'i de kapatalım. Hemen. Arkadaşlar 360'lık bir döndürme açısından döndürmüş, bırakmış, 16 segment uygulamış ama obje yanlış döndürülmüş. Burada hizalama kısmı var arkadaşlar. Burada maksimum
hizalanıyoruz. Gördünüz mü? Buradan en doğru haline kavuştu arkadaşlar. Ama hala oku yüzeyinde bozukluklar var. Buradan Velcro diyoruz. Kaynamayan yüzeylere gayet düzgün bir şekilde kaynatıyor. Flip normal diyoruz. İç dış ayarlarını düzgün olarak yapıyor. Sonrasında segment 16 yetmede 32 yapıyoruz. Daha güzel haplara kavuşuyor. Sonrasında arkadaşlar buradan ekstra değiştireceğim bir şey var mı? Yok. Bir de açıyı gösterelim size arkadaşlar. Degres. Mesela bunu 360 dereceyle bir birleştirdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Mesela bunu 180 dereceye düşürürsek objemizi %50 tamamlamış olur. 360'da tam bir obje haline getiriyor. Şimdi bu sizin için modelleme aşamasında yeterli mi? Hayır, yeterli değil. Bundan sonrası için ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle objemizi arkadaşlar poliye çevirmemiz gerekiyor. Etleri poliye çevirdik ama bu objemizin bir iç ayarı var. Hemen burada az önce bahsettiğimiz shell değiştiricisini de kullanacağız arkadaşlar. Objemize iç kalınlık vermek istiyoruz. Burada default olarak 0, 1 değeri gelir arkadaşlar. Inner değeri 0 gelir. Biz dışı 0 yapıyoruz. İçi yani 1 yapıyoruz. Yani 1 değeri yeterliyse siz bunu 3 de yapabilirsiniz. Buradan segment sayısını da 3 olarak gerçekleştirebilirsiniz. Sonrasında oluşturduğunuz yüzeylerde yine materyal ID'lerini kullanarak arkadaşlar materyallerini atayabilirsiniz. Burada kenarları otomatik yumuşat seçeneği var. Mesela burada 45 derecelik açıyla yumuşat seçeneği var. Bu şekilde kalsın arkadaşlar. Okey. Sonrasında bunu yaptık. Bir de buna bakalım, bir turbo smooth uygulayalım arkadaşlar. Düzgün olacak mı? Olmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani Adaptable Poly'de gerçi bunun üzerinde oynamalarımızı yaptıktan sonra düzgün bir hale gelecektir. Evet, son 10 dakikaya da girmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Ya kusura bakmayın, bağlantılar yüzünden bayağı vakit kaybettik. Daha birçok konuyu anlatacaktık. Artık başka bir webinarda eksiklerimizi tamamlayabiliriz arkadaşlar. Ya da bizim community sayfamız üzerinden de sorular sorabilirsiniz. Webinarımız orada yayınlanacak zaten. Ama oradan da sorularınızı sorarsanız yine bu webinarımız konusuyla alakalı cevaplar verebilirim size. Şimdi arkadaşlar hemen sorular kısmına bakalım. Soru sormak isteyen arkadaş varsa hiç çekinmeden sorabilir. Son 10 dakikamızı o şekilde değerlendirelim. Bu arada arkadaşlar Eylül ayı içerisinde TEDx 2016 kitabım çıkıyor Abaküs Yayıncılık'tan. O kitaptan da istifade edebilirsiniz. İçerisinde çok güzel konulara değindik. Çok güzel bir kitap oldu. Hem kitap hem DVD set olarak sizlere sunulacak arkadaşlar kitabımız. Evet arkadaşlar, sorunuz varsa bekliyorum. Biraz daha bekleyelim. Chat kısmını da kullanabilirsiniz arkadaşlar isterseniz. Galiba kimsenin sorusu olan gibi niyeti yok arkadaşlar.
Evet, biraz daha bekleyelim. Şöyle soru gelmezse arkadaşlar webinarımızı da sonlandırırız. Dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Başka bir webinarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.